Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli tinozur görüşler. İstiklal günlüğü haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyadaki bulu atkan gün tertiptiki haberlerine huzuruna olsunumuz. Kanalımızda dıktanlar ekranımız olsun. İdlib'de 33 Türk askeri şehit buldu. Suriyanın İdlib rayonunda vazife ötevatkan Türk askerleri Beşar Esad hakimiyetinin hainlerce hava hücumuna uçurdu. Türkiye Avaz Radyosu haberde bildirilmişçe Beşar Esad hakimiyeti güçlerinin İdlib halkının bihaterlikini koğdaş üçün köreş kılıvatkan Türkiye korallı kısımlarına karatkan hava hücumunda 33 asker şehit buldu. Bu ikinci haberini Hatay valisi Rahmi Doğan uxturdu. Dastlabki şehitler sanı 9, arkadan 22, ahırda 33 deb uxturgan Hatay valisi Doğan, hücumda yana köp sanda askerinin yaralanganlığını, bazılarının yaralanış ahvalının iğir ikenligini, ularının hemmesinin Hatay'a ilinip gelinip balnısqa ilinganlığını kayıt kıldı. Vali Doğan arkadan yana 4 yaradar askerinin hayatının ayrılışı bilen şehitler sanının 33'ki yetkenligini, 32 askerini davalaş hizmetlerinin devamlaşı vatkallığını, ahvallarının yaxşı ikenligini bildirdi. Avrupa Parlamenti NATO ve Amerika Türkiye askerlerine kılınan hücumunu ayıpladı. Avrupa Parlamenti Şimali Atlantik Ahdi Teşkilatı NATO ve Amerika Qoşma Ştatları 33 Türk askeri şehit bolgan hainlerce hücum doğrusunda bayanat verdi. Avrupa Parlamenti'nin Türkiye dokulatçısı Nacho Sanchez Amor Suriye'nin İdlib rayonunda vazife ötevatkan Türkiye askerleri Suriye hakimiyetinin hainlerce hücumunda şehit bolgan deyken bayanat verip kaygurduk dedi. Nacho Sanchez şehit askerler doğrusunda telegramma tarqıtıp Türk askerlerinin ölümü üçün kaygurduk ve özgürlüklerden küçülük endişe kılmaktımız. Avrupa İttifakı tehimi işençlik bir ittifaktaştır diğerlerine kayıt kıldı. Şimali Atlantik Ahdi Teşkilatı NATO Başkatibi Jens Stoltenberg mu Suriye hakimiyeti ve onun kolluğuçisi Rusya'nın İdlib'deki hücumunu ayıpladı ve onlarını bu hücumlarga hatimi birleşke çağırdı. Amerika Qoşma Ştatları bolsa biz Şimali Atlantik Ahdi Teşkilatı NATO ittifaktaşımız Türkiye'nin yendimiz dedi. Amerika Taşkı İşler Ministerliği hainlerce hücumdan keyin çoŋqur qayg'urganlığını bildirip, bu krizde qanda qılganda Türkiye'ni en yaxşı şekilde kollayalaydıganlığımızni müzakere qılıwatımız dedi. Şunlıqla bu hain hücumdan keyin bugün derhal bir yerge kelgan Şimali Atlantik Ahdi Teşkilatı NATO azalar devletler mahsus bu meselni müzakere qilish üçün jem boldi. Yig'indan keyin bayonot bergan NATO Başkatibi Jens Stoltenberg Türkiye'nin NATO'nun muhim bir a'zosi ekanligini, Suriye rejiminin bu hücumunu qattiq ayıplaydiganlığını ve Türkiye'nin hava sahasını küçeytiş için bazı hareketler ilip barıdiganlığını bildirdi. Mingdan artıq Suriye askeri bir taraf kılındı. Türkiye kısımları tarafından Suriye'nin İdlib rayonunda 17 fevraldan bu yanki harbiy hareketlerde 1709 Suriye askeri bir taraf kılındı. İgilinişçe uruş toxtuş maqsadida İdlib rayonunda vazife ötevatkan Türkiye kısımları 17 gün içinde 1709 Suriye askerini bir taraf kılgan. 55 tanka, 3 tik uçar ayroplan, 18 Bronevik, 29 şrapnel atadigan zembirek, 21 harbiy avtomobil, 4 doçka tipli koral, 6 okdori iskilati ve 7 şrapnel atadigan zembirekni yer bilen yeksan kılgan. Şundaqlı tünügünki hain hücumdan keyin Türkiye kısımları Esad rejiminin köpligen karargahiga şiddetlik qaytırma zarbı berdi. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Müdafiye Ministri Hulusi Akar'ın bildirişe Esad kısımlarının bu hain zarbısına hessilep cevap qaytırılgan. Michel Bachelet hanım Şarkı Türkistan'a kılıdığan ziyaretimiz dəxli tarifsiz buluşu kerek dedi. Birleşken Milletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Komitetinin başlığı Michel Bachelet hanım Şarkı Türkistan'a kıldığan ziyaretimiz çukum dəxli tarifsiz buluşu kerek degen talepini oturgu koydu. Xitayning Birleşken Milletler Teşkilatı'daki elçisi 26 fevral günü kılgan sözde Xitay rejiminin Şarkı Türkistan'da yolu koyuvatkan siyasetlerine kartılgan tənqidlerini rad kılıp Şarkı Türkistan'da iqtisadi, ictimai ve kişilik hukuk cihati zor terakkiyatlar barlığını ilgili sürgen idi. O söz yana Birleşken Milletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Komitetinin başlığı Michel Bachelet hanımını bu terakkiyatlarını öz gözü bilen körüp gelişke təklif kıldığallığını bildirgen idi. El Cezire Televizyonu'nun haber kılışça Michel Bachelet hanım bugün kişilik hukuk genişinin cenvedeki yığında söz kılığında bununla inkas kaydırdı. O sözde Xitay elçisinin teklifini karşı eliş bilen birgen bu ziyaretinin çekilmesiz buluşu gerektiğini askerdi. O mündaq dedi.
biz Xitayning ziyorat taklifi bo'yicha rayonga oldin boradigan tayyorlik guruhining cheklimsiz tekshirish olib berishiga yo'l qo'yilishini davomliq talab qilamiz. Biz Uyg'urlarning va shundaqlik Xitayning umumiy kishilik huquq vaziyatiga qarata chuqur tekshirish olib berishni xohlaymiz. Xitay doiralari Birlashgan Millatlar Tashkilotining Sharq Turkistonga mustaqil tekshirgichi avatish talabini rad qilib, uning o'rniga atalmish tarbiyalash markazlariga oldin tayyorlangan ziyoratlarni uyushtirgan. Halbuki Xitayning bu tashviqat harakatlari xalqaroni qoyil qilinmagan edi. Turkiya Wuhan virusiga qarata kuchlik tadbirlarni yo'lga qo'ydi. 2019 yili dekabrda Xitayning Wuhan shahrida o'tirg'i chiqqan yangi tipdagi Wuhan virusiga qarata tegishlik tadbirlarni yo'lga qo'ygan Turkiya bu virus ko'rilib qolgan taqdirda tashlindigan qadamlarning planlarini tuzib chiqdi. Turkiya Wuhan virusining Xitoydan keyin boshqa davlatlarda ham bosh ko'tarishga boshlashi bilan tang kuchlik sahiya tarmoqlari sohasida tunji bo'lib harakatga o'tgan davlatlardan biri bo'ldi. Sahiya ministerligi tadqiqot organi Wuhan virusi qo'llanmasi tayyorlab 14 yanvarda nashr qildi. Virusning o'tirg'i chiqishi bilan 21 yanvarda chegara va dengiz qirg'og'i sahiya ishlari mudirliklari xodimlari Istanbul aerodromidan bu davlatga qatnaydigan havo va quruqlik qatnashi shirkatlarini tadbir elish to'g'risida ogohlantirdi. Tadqiqot organining tajribalik tadqiqotchilar ishtirok qilgan yig'ini 22 yanvarda chaqirildi. Shu kuni Xitoyning bir aviatsiya shirkatining Wuhan Istanbul qatnashi to'xtatildi. 1 fevralda Turkiya fuqarolarini qaytirib kelish uchun Xitoyning Wuhan shahriga borgan harbiy aeroplan 42 odamni olib Turkiyaga qaytdi. 5 fevraldan boshlab Xitoydan keladigan barliq aviatsiya qatnashi to'xtatildi. Virus Iranda bosh ko'targandan keyin ikki davlat orasidagi quruqlik chegaralari 23 fevralda taqib etildi. Orqadan aviatsiya qatnashiga ham cheklovlar qo'yildi. 25 fevral Irondagi Turkiya fuqarolari qaytirib kelindi. Turkiyada kasallik bayqalgan taqdirda tashlindigan qadamlar muayyanlashtirildi. Yuqumdan saqlanish uchun Moskva va sahiya xodimlari uchun tibbiy lazimatliklar bilan kiyim-kechaklar tayyorlandi. Wuhan virusi uchun yerlik diagnoz qo'yish usuli tepib chiqilib, 90 minut bilan 120 minut ichida diagnoz natijasini elish kapolatga ega qilindi. Bu jarayonda sahiya ministri Fahreddin Koca Anadolu agentligining tahrirlar ustida suhbat programmasida so'z qilib, hozirgacha Turkiyada Wuhan virusi bilan yuqumlangan birmo bemorning bayqalmaganligini aytdi. Istanbulda Osman Batur shahodatining 69 yilligi xotirlandi. 27 fevral Istanbul Zeytinburnu rayoni Oqdengiz zalida Osman Batur shahodatining 69 yilligi xotirlandi. Faoliyatni Sharq Turkiston vahbi Isa Yusuf olib tekin vahbi Sharq Turkiston yoshlar jamiyati birlikda tashkilladi. Faoliyatga Aydin universiteti o'qituvchisi professor doktor Rag'ib Qutay Qaraja, doktor Abdul Vahab Qarar, dotsent doktor Tekin Tunjar qatorliq akademiklar ishtirok qildi. Faoliyatda Osman Batur shahodatining 69 yilligi xotirlandi hamda akademiklar Osman Baturning Sharq Turkistonning ozodligi uchun qilgan kurashlari va namunalik ish izlarini o'xshamagan nuqtalardan tanishtirib o'tdi. Qahramonlarning ish izlarini o'rganish va aslashning muhim ekanligi alohida ta'kidlandi. Faoliyatda yana Isa Yusuf Aliptekin vaqt raisi doktor Umar Qul Apandi yozgan Osman Batur nomli kitob tabriklandi hamda yig'in qatnashchilariga hadiya qilindi. Google tarjimoniga qo'shilgan Uyg'ur tilimiz dunyoning har qaysi joylaridagi xalqimizni suyundirdi. Google tarjimoni yana 5 xil yangi tilni qo'llash salmoqini oshirib, uning umumiy sonini 108 xil tilga yetkazdi. Shirkat tomonidan berilgan bayonotda bu 4 yildan buyon Google sun'iy aqliy iqtidor tarjima mahsulotlariga tunji qitim yangi til qo'shilganligidan darak berdi. Qo'shilgan yangi tillar ichida tatar, odiya, kinyar, vanda, turkman va uyg'ur tili bor bo'lib, Google bu 5 xil tilni ishlatadiganlarning yer shari bo'yicha taxminan 75 million odam ekanligini e'lon qildi. Google'ning bu ijroati butun dunyodagi uyg'urlarni suyundirdi va bas-basda ijtimoiy uchur vositalarida bu xush xabarni hambaharlab tabriklashdi va Google shirkatiga rahmatini bildirdi. Har qaysi xabarlarda bu ijroatning jo'g'rafiyalik siyosiy ahamiyatga ega bo'lgani Google'ning uyg'ur tilini qo'llashi bo'lib, bu tilni Xitoyning g'arbiy shimolida ishg'ol qilingan Sharq Turkistonda millionlagan kishining so'zlaydiganligi. Yaqinqi bir qancha yildan buyon Xitoy rejimining bu yerda yashaydigan turk musulmonlarga qarshi faoliyat olib berib, kam ko'lamlik nazorat qilish, xizmat va sayohat cheklamasi va Kompartiyaning atalmish qayd tarbiyalash lagerlari nomidagi jazo lagerlarida
devlet bihaterlik namida tutturulishini keltirib chiqarganligi va buning kishilik huquq tafsandichiligiga qarata xalqaroliq ogohlantirish ekanligi bildirildi. Dunyoda eng ko'p ishlatiladigan donliq shirkat Google internet izlash, to'rda uchur tarqitish, e'lon texnikasi va izlash motoriga mablag' soldigan Amerikaning davlat xalqigan shirkati bo'lib, internetni asos qilgan mulozamat va mahsulotlarni taraqqiy qildirdi. Wuhan virus sebeplik nurgun şirketler künüge 500 min yuan ziyan tartmaqda. 27 fevral Fransiya avazı xabirde bildirilice Amerika Soğudu Uyuşması bilen Xtay Soğudu Uyuşması arlap tekşirişi arqalıq Xtaydaki şirketlerinin künüge 500 min yuan ziyan tartıbatqallıqını ilginigen. Amerika Soğudu Uyuşması elan kılgan en yeni dokulatı görüsleşe sayahatının kalayma kalışı ve hizmetçilerinin işlep çıkırış küçünün tövallişi bugünkü Xtay şirketleri düşkilebatkan en çoğun rikabet iken. Ziyaretini kubul kılgıçlarının 20 dükidek, eğer virus 30. aprildin burun ahırlaşsa, onlarının Xtay'daki kirimi tövelleydi deyip mülkerligen. Bu tekşürüş 2. ayının 17. günden 20. günü geçe elip verilgan bulup, Amerika Soğudu Uyuşmasının Xtay'daki 169 azasını öz çıkaldıken. Bunun içi de çoğun otura ve küçük karxanlar bar bulup, asaslıqı texniki ve başka tetkikat, sanayet ve baylıq sanayeti qatarlıqlar bar iken. Bazı şirketler Xubey ve onun etrafındaki ülke ve şehirlerine yerleşken. Bugün İran'da cuma namazı okulmadı. İran paytaxtı Tehran'ı özçüge alan Wuhan virüsü vakaları görülgen 23 ştatta bugün cuma namazı okulmadı. Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilse İran cuma imamları siyaset belgeleş kengişi bugün 28 fevral cuma namazı okulmaydığı doğrusu da bayanatı ilan kılgan. Bayanatı bildirilişe Tehran, Qum, Gilan, Rezavi, Xorasani, Şarkı Azerbaycan Qatarlıq 23 ştatta bugün cuma namazı okulmaydığanlıqı ilan kılındı. İran'da cemi 31 ştat var. İran Sahiye Ministerliğinin Ammevi Münasibet İşleri Mesul Xadimi Kiyanuş Cihampur, Wuhan virus sebebinin 26 kişinin cindin ayrılığanlıqını, bununla münasibetlik vaka sanının 245'e çıkanlıqını ilan kılgan idi. Xitoydan qalsa Wuhan virusining munosabatlik vaqa eng ko'p ko'rilayotgan Janubiy Koreyada Wuhan virusi tez sur'atda tarqalmoqda. Janubiy Koreyada bir kunda 505 yangi vaqa ko'rildi. Buning bilan virus bilan yuqumlanganlar soni 700 dan oshdi. Wuhan virusi sababidan jindan ayrilganlar soni 13ga yetdi. Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abe Wuhan virusining tarqalishining oldini olish uchun boshlang'och o'tira va to'liq o'tir maktablarining dushanba kuni Yani 2. Mart günden itibaren bir ay kuyu etildiğallıqını etdi. Japonya'da 8 kişi Wuhan virus sebebinin cindin ayrıldı. Hürmet için huzur görüşler. Şunaklı bir günkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah etki haberimizi görüşükçe eserlerine Cenab-ı Allah tapşırmız. Şunaklı program ahırda ekran arasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eytimen. Esselamu aleykum ve rahmetullah.